Programımızda kaldığımız yerden devam ederek İndegedağ'ın Skype'da bulunan bizim meslektaşımız Mina Salih Erzurum'da, Türkiye'de adı. Özü'den Ahmet Tarık. Tabii ki oradaki biraz havaların Aynen. bahsedecekti. Havalar Orada soğuktu, kardı falan herhalde. döken, tabii Erzurum dediğimiz zaman insan aklına ilk önce kar gelir, Kar soğuk geldi. hava gelir. Falan döken seyahat tesislerindeler orada. Bir festival vardı, günler sonra başlayacaktı. Günaydın Mina. Günaydın Mina. Günaydın arkadaşlar, necesiniz? İyisin inşallah. İyiyim, çok sağ olun. İnşallah sesle sorun yok diye eşitiriz birbirimizi. Çok güzeldi Okey, ses, tamam. çok iyi geldi. Belli ki etrafı her yer kardı, çok soğuktu. Anlat bize günlerimiz orada Bayağı. nece geçti ve ne hazırlıklısınız? Günlerimiz çok güzel. Günlerimiz çok güzel geçir burada. Tabii soğuktu burada. Az önce dereceye baktım. -2'di derecemiz burada. Soğuktu ama o soğuktan da değil. Hani çıkılır, geldilir. Ha. Haliyen durduğum yer şeydim. Palandöken Kayak Merkezi'ndeyim. Bunun açılışı var gibi bilirsiniz. Biraz önce bahsetti Hüseyin. Evet. Bu açılış ertelendi. 3 asker şehit oldu. Ertelendiler özün. İhtimal vardı. Çarşamba günü açılış olacaktı. Sezon Güzel. açılışıydı. Öyle güzel bir yerde seyahat için gelinebilecek en iyi yerlerden birisiydi diyebilirim. Güzel. Tabii bura neyden zengindi? Şeyden, tarihi yerlerinden çok zengindi. Bayağı tarihi yerler vardı. Tarihi yerlerini gezdik zaten. Şimdi ne kadar anlatsam bu 10 dakika içine sığdırabilmem ama bir program çektik. Bu tarihi yerlerden yemeği olsun mutlaka her şeyle ilgili. Onu tabii izleyebilirsiniz. Bitenden sonra tabii hala kalıptı. Bir neçe gün sonra inşallah yayınlandığında izlediğinizde görersiniz gerçekten Erzurum ne kadar iyi bir yerdi, ne kadar tercih edilebilecek bir yerdi seyahat için. Tabii aslında çok insan merak etmez oralara gelsin. Çünkü bazen insanlar seyahati yaz günleri daha fazla sever. Ama Aynen. siz kış günleri tercih edipsiniz ve özellikle Erzurum'u seçipsiniz. Acaba Mina konuşsa bizim için Erzurum en fazla ne yemekten meşhurdu? Orada hemen gitmeden ne yemek dediler sana çok meşhurdu ve yedi özün. Tabii siz yemek çok önemli insan hayatında. Her harekette birinci mutfağı yani şeyin mutfağı insanın dikkatini çeker. Burada çal kebap, şey, yani çal kebap dedikleri bir şey çok meşhurmuş. Öyle şişte bir şey yaptılar özün etti. Bilmem ne tarzı yaptılar. Onun programda zaten daha detaylı anlattık. Onu yaptılar. Orada burada o yemek çok meşhurmuş. Yöresel yemeklerindenmiş. Yani Güzel. sürekli her gelene bunu tavsiye edilmişler. Garson sen için hep koyuyor o yemeği. Hep endiri. İlla ki diysen ben gerçekten tok oldum. Artık istemiyorum. Yalla vaziyettir. Yanında da bir ayran gelsin. Böyle buz gibi bir köpükle ayran. Gevrimiz isterim. Aslında afiyet olsun. Kilo almayasan Mina Ben ama yedim. kilo alasan denesen o kadar zordan değiller seni. Kardiyo kilo almak. Yavarım 3'te bir günde yerim. Yani çok güzel. Gerçekten yanında da bir tatlı yapılar. Bilmem sarma tarzı bir şeydi. Kadayıf. O da çok meşhurmuş Aynen. burada. O kadayıf tatlısı. O da Afiyet yanında olsun. gelsinler zaten. Süperdi. Çok Süperdi. teşekkür Sen ederim. denedin özün yedi. Afiyet olsun. Biz burada acı oldu. Evet. Ama inşallah bir gün gelip biz de Gider. nasip ol ya da kısmet olur biz de gider oran ziyaret ederek aynı böyle kar günlerinde. Peki Mina bu Yani festival... gerçekten ben Buyurun buyurun. Yani diyorum gerçekten biri gerçekten tatile gitmek isterse burada kaymak yeri vardı özü için yani eğlenirsen güzel vakit geçirirsen. Burada tarihi yerler vardı. Farklı güzel bilgiler elde edersen burada tabii tarihi yerler çok. Yani sayısam bitmez Erzurum'un kalesi vardı. Çifte Minareli Medresesi vardı. Yakutiye Medresesi vardı. Bayağı şeyler vardı yani gezersen tarihi yerlerden bilgiler elde edersen buranın yemeği güzeldi. Yani küçük bir yer olmasına rağmen yok yoktu burada. Her şey var burada. Güzel. Peki Mina, festival tabii ki 3 Türk askeri şehit olduğundan dolayı ertelendi dediğimiz kimin? Önümüzdeki çarşamba günü başları. Sizler o gün için ne Evet. hazırlık yapsınız? Medyacılar orada mutlaka görürsünüz etrafınızda neler yapılır, Ne ne hazırlıklar yapılıyor? şekilde oraya gelen bildiğim kadarıyla bütün dünya üzerinden gelecek sporcular vardı. Orada bir kayak gösterisi yapılacaktı. Kaç gün sürecekti? Ondan da bir kısa bilgi verse o bize memnun olduk. Vallahi biz de heyecanlıyız. O günü dört gözle bekliyoruz. Burada dünyanın dört bir tarafından gelenler vardı. Kayak açılacak. Alistair Çarşamba günü festival yapılacaktı. Partiler yapılacaktı. Tabii burada sadece kayak merkezi yoktu. Aynı zamanda kış oyunlarına ait olan bir sürü şeyler vardı. Yani birileri gelen sadece kaymaz. Burada ayrı şeylerden de oynayabilir, vakitini geçirebilir.
müzik olacaktı. Yani ihtimal var dedirlerine göre ünlü sanatçılardan bir kimseler gelecekti buraya. Yani indilikçe dedirler Mustafa Ceceli ama bilmiyoruz da yani tam bilgi almamış. Yani tam kesin bir bilgi vermeyebilir. Böyle bir şey gelecekti. Ben şuna değinmek isterim bizimle davranışları. Yani aslında genel davranışları onlara çok sıcak kandılar ama bizlere has bizlerden bambaşkadılar. İrak özellikle de Kerkük halkını buraya çok iyi bir şekilde beklediler, davet edildiler. Böyle kucak dolu sevgiler gönderdiler. Çok sıcaklar bizimle. Yani ne kadar anlattım kifayetsizdi. Valiliği de ziyaret ettik, onu unutmayayım. Kampüse gittik, rektörü ziyaret ettik. Tabii valiyle bambaşka bir konuşmamız çok sıcak karşılandık. Burada çok haz edilir. İrak özellikle de Kerkük'ü, Türkmen halkını görsün. Yani ne kadar anlatsam faydasız bir gelip görseniz burada geldiğinizde o zaman bilinir. Eğer bir kayağa gitmek istese neden uzağa gitsin ki? En yakında dünyanın belki ön şeylerinde gelen bir kayak merkezidir. Türkiye'de iyi bir listeye yani iyi bir yere ulaşan bir kayak merkezidir. Yani neden buraya gelinmesin ki? Bayağı da şey yani büyüktü ve çeşitli oyunları vardı. Geceni, gündüzü. Evet. Aslında en güzel duyduğumuz şeydi ki dedi sizleri ya da daha doğrusu bizleri daha sıcak kanşarlılar ve sevinirler biz oraya gittiğimiz zaman. O yüzden biz burada yine diyebiliriz Kerkük milletine ya da daha doğrusu Türkmenlere oraya seyahate gidebilirsiniz. Çok güzel bir yerdi. Kış günleri ama. Kış günleri. Kesinlikle özellikle de kış günü tavsiye ederim. Yani yaz günü bildiğimiz seyahatler her yerde aynı şekilde ama bir farklı evet. Seyahat ettiyse buraya gelesen. En ünlü sözlerinden, en meşhur sözlerinden biri de her tarafa giden takımın değiller biz tek millet iki vatanlık. Yani bizi tek millet görürler, bizi kardeş ama iki görürler. Farklı vatanda yaşıyorlar. Çok güzel. İki farklı vatanda yaşayan tek millet, tek ruhu. Yani bunu sürekli dile getirirler değiller. Tabi burada farklı programlar da yapacağız, müzik programları olsun. Hepsi şey özleri ayarlılar. Büyükşehir Belediyesi tarafından iyi karşılandı, bu şey ayarlandı bize, araba taksis edildi, kamera, kameraman. Yani dediğim kimin her şey burada dörtlüktü. Çok güzel. Buradan Erzurum Belediyesi'ne teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu festivali hazırlayan buradan kimin? Naks tarafı ise çok teşekkür ederim. Türkmen TV'nin muhabiri ve meslektaşlarımız orada bulunması bizim için gerçekten büyük bir vericiydi. Vaktin sonuna geldik bilirim yani fazla da konuşabilmem zaten. Biraz etrafa istirsağız bakalım. Biraz bakalım. Bakın insanlar ne kadar kalabalıklı bir bakın göz atın hemen sonu verelim. Gördük yani insanlar haklı gelip kayağa hele bu sezon açılışı başlamayıp hani dediğimiz o parti başlamayıp çarşambaydı ya. Ama indiden çok kalabalıklı herkes kayırı oynayanlar oynayan uşağından büyüğüne dünyanın her bir yanından gelenler vardı burada. Kafteriyeler var, sıcak içecekler vardı burada istediği 10 dakika, 10 dakika içinde istediği şekilde içecekler ulaşır sana. Güzel. Yani görsün elektrikler çalışır. Yani başka da duygusu. Çok güzel. Siz de o zaman güzel, bu festivale katılın mı kayak? Denavun orada. Orada Denavun ve bizim yerimize de aslında ben onu da merak ettim. Orada bazı özel yerler var Kalsız özünde yani kaldığımız yer çok farklıydı. Bunu da düşüncesini çok beğendim. Acaba o yer Mina bunu sorum ama ciddi cevap vermene soğuk değil hiç. Valla ata aylığım soyma. O kadar soğuk değil ki tavuğun eksi 1 derece ya eksi 2 derece. Ama hani o bizim kış tavuğumuz var kuru soğuk böyle üzvü yırtlar keser yırtlar. Ondan değil gerçekten böyle rahat nefes alabileceğim. Seni sıkmayan bir soğukluktu. Bizim taki soğuğumuz biz biraz daha kurudu o yüzden biz sıkılık özünden ama oradaki biraz seni sıkmayan bir soğuktu. Orada kar yağır havası aynen. Bizim için geldi. Aynen. Aynen. O zaman biz dilekimiz oldu güzel bir seyahat günleri yaşayasız orada Mina seninle Ahmet ve seyahatınıza devam edin. Güzel yerleri gezin bizim yerimize. Saygılar. Teşekkür ederim. Tabii biz iyi geldiniz ama siz de gelin buralara geldiniz. O da başka bir şey anlatmaktan hiç olmaz. Herkesin buraya gelip buranı tatmağı, görmeyi, yaşamayı daha başka. İnşallah kısmet olursa Perşembe günü tekrar programda sizi alırız. Eğer açılış festivali gerçekleşirse. Çok teşekkür ederim. İnşallah festival gerçekleşirse tekrardan buradan konuşarız. Bizimden tabii bir haber de yaparız bununla ilgili. İnşallah. İnşallah daha fazla. Programda daha detaylı bir şekilde Ahmet Tanık anlatır sizlere. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi eğlenceler. İyi günler. Evet sevgili değerli izleyicilerimiz, meslektaşımız Mina Salih'i güzel bir şekilde orada Erzurum'da bulunurlar. O güzel bir şekilde orada olan bitenleri kısa bir şekilde anlattı.